Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bak, hazır aklıma gelmişken hemen videonun başına bir söyleyeyim. Şimdi şu an bu seriyi oynarken, devam ederken bir taraftan da bundan sonra gelecek olan seriyi ayarlıyorum. İşte modlarıdır. Ufaktan bir senaryosu, aklıma bir şey geldikçe not açıp yazıyorum falan. Aga, şimdi o oyun 1.16.5 sürümünde geçecek, yani bundan bir sonraki sezon. Sezon 19 olacak. Bir sonraki sezon, yani işte sezon 19 şeyde geçecek. 1.16.5 sürümünde geçecek. Kullandığım modlardan dolayı modlar güncel değil çünkü. Ne zaman güncellenir bilmiyorum. Şayet video çekeceğim zamana kadar 1.18'e gelirse yine devam ederim belki. Her neyse. Şimdi normalde şu an kullandığım shader'ın adı Zeus diye bir shader. Zeus shader diye geçiyor. Bu shader çok böyle dandik bir shader değil. Sağlam, kaliteli bir shader. Zaten sistemi o yüzden zorluyor. Şöyle bir şey var. Şimdi 1.16.5 sürümünde oynayacağım da farklı bir shader kullanacağım. Zeus shader'ı oraya ekleyemiyorum. Sürekli bir hata veriyor. Çözemedim. Onu da geçtim. Oğlum shader olmasına rağmen bak, 1.16.5 sürümünde 130-140 FPS alıyorum lan. Bak şuradan şimdi şunu açsak 60 alıyorsam hep başına koy bak. Görüntüden neredeydi o? Performansta mıydı? Bak. Yok, performans değil. Yerden. FPS'i göster. Açık. Bak şimdi FPS'i gör. Kaç FPS? Bak 49, 42, 38. Görüyor musun? Tabi video çekmemin de şey var şu an. Bir tık daha düşürüyor. Normalde burada 60'ı falan görüyorum da. Kısacası benim bilgisayarın kasma sebebi shader'dan kaynaklı değil. Oyunun sürümüyle alakalı. Çünkü diğerinde de shader kullanıyorum. Tam diğerindeki shader bu shader'a oranla bir tık daha düşük kalite bir shader ama oğlum bu kadar fark etmemesi lazım. Kesinlikle şeyin çok önemi varmış, onu fark etmiş oldum, oyunun sürümünün. Yani muhtemelen atıyorum 1.19'a geçersem veya işte 1.20 çıkar mı bilmiyorum. 1.20'ye falan geçsem daha da kasacak gibi. Neyse. Serimize kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada bu seri bittikten sonra diğer seriyi çok, ya arada çok bir boşluk bırakmayı düşünmüyorum. Maksimum 2 hafta sonra falan yeni seri başlar diye tahmin ediyorum. Çok aşırı güzel modlar buldum. Bak şöyle ufaktan gazlayayım size. Şimdi amaldı aslanım. Ne var bakalım. Kral Alfred bizi sarayında bekliyor. Gidelim. Şimdi geçen bölüm bizim oğlanı da böyle bir zırh falan giydirdik. Eline kılıç kalkan da verdik. Bir sıkıntı çıkarsa kendini savunabilecek vaziyette şu an. Hatta bir savaş falan olursa belki yanımda götürebilirim. Belli olmaz. Daha küçük ama savaşabilir yani. Niye olmasın? Bu arada bu seri bittikten sonra diğer seriyle alakalı ufak tefek gönderiler paylaşırım yavaş yavaş. Bak mesela görüyor musun? FPS cayır cayır düşüyor mesela şu an. Tabi bunun şeyi de var. Şimdi buradan ilk defa geçiyoruz ya, oyunu her kapatıp açınca sonuçta sıfırlanıyor buralar. Mesela bak şuradan bir haritayı açsam bu yüklense. Tabi modların da illa şeyi vardır ya, oyunu düz oynasam muhtemelen FPS daha yüksek olur da. Abi çünkü kullandığım bir modum bile arka planda çalışan bir sürü şey var. Mesela bak şu tabelalar. Bu tabelaların bile şey var. Şu NPC'ler falan etrafta bir sürü şey geziyor. Tabii işte dediğim gibi mesela ilk defa yüklenen bir yere gittiğin zaman, mesela çıksan buraya bir daha gelsen muhtemelen yine FPS düşer de bu kadar düşmez. Bakalım abim bize konuşalım ne diyecek bize. Benim bilgisayarda bir sıkıntı var da hadi bakalım. Arada kendi kendine CMD açılıyor. Hey, selamünaleyküm. Ulan taçı mı yamuldu diyecektim. Işıktan şey olmuş. Bunu sonra okuyacağız. Şunu bir alayım. Kardeşim, Kral Olaf öldü. Ama karakola saldırı olmuş. Kontrol et. Tamam. Gidelim. Oğlum karakola nasıl saldırı oldu ya? Harbiden lan. Olaf. Aa, gerçi Olaf öldü de. Ya Olaf'ın o savaşta kaçan bazı askerler vardı. Kısmını da anne babamızı kurtarırken indirdik.
Ama yine de şey olabilir. Ya sonuçta bütün adamları şeye gelmemiştir, savaşa. Neyse, ufaktan hava kararır. Bir eve gideyim yatayım. Ondan sonra şeye gideriz karakola yarın. Neyse, yeni serinin bak işte düşük sürüm olmasının artı avantajı da bize FPS olarak yansıyacak. Bak mesela, görüyor musun? İlk buradan geçerken nasıl kasıyordu? Şimdi bak, yüklendiği için önceden. Bu arada ben atı şurada dışarıda bırakayım. Nasıl olsa sabah bir daha gideceğiz. Diyeyim, hemen bir yatayım. Sonra tekrar yola çıkarız. Bu arada abone değilseniz, abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Maria büyüyecek. Daha Henry'ye de bir ayar çekeriz. Ben bu arada, bu benim oğlana Henry demiş olabilirim bölümün başına, emin değilim. Neyse, gidelim bakalım karakola. Oğlum saldırı olmuş ya, da adamla mı gitsem lan yanımda? Ya bir şey olmaz, keseriz ya. Karakolda zaten bir sürü adam var. Gel bakayım. Haritaya bakmaya gerek yok. Zaten şuradan 2 dakika yol takip ettik mi varırız. Bu arada bak, yazdığım komutla artık etrafta şu şeyler, yağmacılar spawn olmuyor ya. O da hikayeye biraz daha gerçekçilik kattı bak. Olaf'ı yendik, hani böyle adamlar gitti kafası falan. Oğlum bu kadar uzak mıydı lan burası? Ha, geldik. Oğlum lan buranın kulesi yok. Kapısı da açık. Ne oluyor lan? Emaneti çek çabuk. Ananı avradını. Oğlum indirmişler herkesi. Ah lan, bak adamları burada yakmışlar galiba. Kemikleri falan duruyor burada. Şurada bir şey var, bakacağım. Bak yanmış komple çatı. Kuleler yıkılmış. Lan şerefsizler, kim yaptı oğlum bunu lan? Koskoca karakol, bir sürü adam vardı lan burada. Oğlum şurada kule kırılmış. Aa bak, buraya düşmüş kırılıp. Ulan atlar falan gitmiş, herkes ölmüş lan. Dur bakayım, ne yazıyor şu notta? Babamın intikamını alacağım. Bu kim oğlum? Aa, lan bu Olaf'ın oğlu mu lan yoksa? Olaf'ın oğlu mu varmış? Hadi bakalım. Bir de Olaf'ın oğluyla uğraşacağız şimdi. Şu aşağısı. Oo, burayı da komple yağmalamışlar muhtemelen. Vay şerefsizler ya. Karakol gitmiş oğlum. Oğlum şu bizim adamların kemiklerini alayım da psikoposa veririz, o gömer ya. Burada bırakmayalım adamların kemiklerini. Bizim adamları yakmışlar burada, buradaki askerleri. Şerefsizler. Oğlum intikam alacağım diyor çakal. Biz şimdi senden intikam almayacağız mı oğlum? Sen asıl intikamı göreceksin. İyi de oğlum, bunun babası öldü. Adamlarının çoğu, benim at gitti.
Benim at nereye gitti? Şurada. Biz bunun babasının adamlarının çoğunu da öldürdük. Bu nereden adam buldu da geldi koca şeye daldı direkt? Gideyim hemen de. Krala haber verelim. Anlatalım durumu. Şu kemikleri de psikopasa vereyim, o halleder. İlgilenir. Ay şerefsiz ya. Bunu bir araştıralım abi. Gözcü bir şeyler yollansın, bu adamı bulalım. Ya burayı böyle yıkacak kadar büyük bir orduyla geziyorsa illaki bir gören olmuştur. Direkt şuradan koşsam şöyle. Yoldan değil de biraz yolu kısaltalım. Gene aynı şey oldu. Oğlum bizim şimdi savaşa hazırlanmamız lazım yalnız. Ben bir adamları kontrol edeyim. Herkeste demir set var mı? Paramız var. Demir set yoksa gidelim herkese ben bir demir set alayım. Herkesin kılıcına kalkanına bakalım, yemeklerine bakalım. Yemeğe yoksa adamların ellerine yemek verelim. Savaşta sıkıntı çıkmasın. Önce kralla konuşalım, sonra psikopata reis. Karakolu yağmalamışlar. Komple herkesi öldürmüşler. Kemiklerini birazdan psikopata teslim edeceğim. Kule falan yıkılmış, komple yakmışlar. Harap olmuş. Ver bakayım. Güvenliği arttırmalıyız. Hemen deniz kenarındaki kiliseye git. Komutan Enelik senin için biraz adam ayarladı. O adamları bizzat kendin kiliseye ulaştır. Eyvallah. Önce şu şeyi bir halledeyim. Psikopata bir verelim şu kemikleri. Reis. Şu kemikleri ben sana vereyim de. Bu bizim ölenlerin kemikleri. Sen bunlarla ilgilen. Gömecen mi artık? Ne yapacaksan. Tam kemikleri de buna teslim ettik. Şimdi aga bir saniye, bir haritayı bir açar mısın? Şimdi benim kale burada. Oğlum buradan dur bakayım. Karakolu indirmiş bunlar. Şuraya adam götüreceğiz, sahildeki şeye, kiliseye. Tamam. Komutan Eldrick sana adam ayarlamış. Git onları götür dedi de. Ben kendim adam götüreceğim. Komutan Eldrick'i boş ver şimdi. Kendim oraya, benim 5 tane süvari var ya. Bütün süvarilerimi götüreceğim. Biraz uğraştıracak bizi ama. Atlı gel buraya. Daha sonra şey yaparız. Geliriz. Komutan Eldrick'in oraya götürmemiz için ayarladığı adamları da ben kendi yanıma alırım. Gidelim şuradan, oraya süvari götüreceğim. Tabii işte dediğim gibi biraz sıkıntılı olacak gitmemiz yolda ama olsun. Ver şu baltayı. Gidelim kilisenin oraya da adam bırakacağız. Zaten kilisenin orada az bir şey adam vardı. Biraz orada öyle savunmayı sağlayan. O adamların yanına şu süvarileri de göndereyim. Onların işini görür. Bana geriye piyadeler kalsın. Takip et beni. Hadi bakalım şimdi gidebileceğiz mi acaba? Buraya kadar bir gelin bakayım. Mesela bak iki tanesi takıldı. Bak biraz bekleyince nasıl olduğuyla alakalı bir fikrim yok. Bizim oğlan da öyleydi. Bir şekilde kurtuluyorlar oradan. De bunlar kurtulacak gibi değil pek. Geçebileceğiniz mi oğlum orada? Bak şu kurtuldu da öbürü... Dur bakayım ben devam edeceğim. Bak öbürü de gitti oraya takıldı. Yani şu yolu takip etseler hiçbir sıkıntı çıkmayacak bak. Yarısı takıldı gene.
Abi atları boş ver. Biz atlarla bir saat uğraşacağız yoksa. Gelin bu tarafa. Baksana bu daha şu base'in önünden çıkamadı adam. Dur burada. Ya nasıl takılıyorlar anlamıyorum ki. Mal gibi dönüyorlar. Gelin tekrar şimdi benimle. Bir daha takip et beni. Gel benimle. Dur burada. Sen de dur. Süvarileri götürecektim, vazgeçtim. Sen de dur. Şu bir tane salağı da şuradan alayım. Hala mal gibi dönüyor. Tamam, beni takip eden yok. Gel lan buraya. Mesela şimdi bir sonraki sezonda böyle bir sıkıntı olmayacak savaşta. Savaşlar efsane olacak. Gelsene oğlum buraya. Dur, gerçi adama bir daha tıklayacağız. Bir sonraki sezonu çok bak işte. Spoiler vermek istemediğim için şu an tam açıklayamıyorum ama çok efsane savaşlar dönecek. Ya oraya da takılmazsın ya. Orada bir şey yok ya. Bir de onun ucuna çıktı salak. Gel benimle. Dümdüz yol buradan da gelirsin artık. Bak yürürken bile düz gitmiyor ki. Bir sağ bir sol yapıyor sürekli. Gene akşam oluyor anasını satayım. Dur ben şu atı şuraya bir bağlayayım da. Gel aslanım. Geç bakayım şöyle. Şimdi askerlerin hazır şey yapmışken bir yemeklerini bak, bunda yemek yok. Oğlum adamın 3 canı kalmış, yemeği yok adamın. Aslanım sen şu benim patateslerin yarısını bir al, yesene onu sen. Bunun 21 canı var bak, bunda yemek var, 38 canı var bunun. Ver o bir tane patatesi. Ben elimdeki bütün yemekleri şöyle paylaştırayım şimdi, şöyle canı çok az olanlara. Bak, bunun 61 canı var mesela, ona bir şeye gerek yok. 30 can, 82 can. O adam ölmez. 60 can. Bazılarının canı çok. Bunlar şey işte. Savaş esnasında yemek yemeye başlayınca herhalde bütün yemekleri yiyorlar. Tam anlamadım onun nasıl olduğunu. Savaşta hasar alınca bütün yemekleri yiyorlar herhalde ellerindeki. O yüzden canları çok artıyor. Yoksa öyle 80 cana çıkmaz yani normal. Bizim şu küçük Maria hala çok sinirli ya. Maria ile bir daha bir konuşayım bakayım. Ufacık çocuk, gözleri de pembe. Ruh hali kızgın. Konuşalım. Sohbet edelim. Ruh hali ilgili. İyi tamam, düzeldi biraz. Bir daha şimdi konuşup zorlamayalım. Şimdi sen nasılsın oğlum? Ruh hali konuşalım. Bir sohbet edelim bakalım sen. Sen konuşmayı öğrendin mi? Arkadaşlarımı görmeye gidiyorum. Sen de seninkileri görecek misin diyor. Oğlum keki annen yapsın. Ben kek yapmayı biliyorum da yani yapamayız şu an. Hanım sen ne yapıyorsun? Dostum mu? Eşinim lan ben senin. Ya bu kadın bize çok tripli niyeyse ya. Neyse. Abi o zaman piyade götüreceğiz ya. Ben atları... Ya derdim şuydu. Hani atları götüreyim. Nasıl olsa ben kullanamıyorum ya atları. Onlar en azından oraya gitsin diye atları götüremedim de. Öyle ufak bir sıkıntı var. Kendi piyadelerimi o zaman biz şehre tekrar gidip şey yapacağız abi. Yapacak bir şey yok. Şehre gideceğiz şuradan. Oradan dolanacağız şu arka tarafa. Komutan Ellik adam ayarlamış. Onları alacağız. Şu tarafa gideceğiz tekrar. Yani aynı şey oldu. Ben bu atları bir şey diyeyim mi? Boş ver komutan Ellik'in adamlarını. Ben video dışı uğraşayım, bu atları götürürüm ben. Kaç tane at var? 3-5 tane at var. Video dışı ben bu atları götürürüm. Komutan Eldrin piyadelerini de kendi yanıma getiririm. Şimdi amelelik yapmayalım. Bir saat sağa sola koşturmayayım. Öyle yapalım bak, daha mantıklı. Atları götüreyim, piyadeleri de alıp buraya getireyim. Onlara da önümüzdeki bölüm set falan ayarlarız. Ondan sonrasına bakarız. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.